Almanya'da Bakanlar Kurulu, ülkede nitelikli işgücü açığını kapatmayı hedefleyen yeni nitelikli göçmenlik yasasını onayladı. Hükümetin kabul ettiği yeni yasa tasarısıyla Almanya'ya Avrupa Birliği dışından göçmenlerin gelmesini kolaylaştırıcı tedbirler bulunuyor. Yasayla Avrupa Birliği dışından gelen göçmen sayısı yıllık 60 bine kadar yükselebilecek. Yeni kanunda Almanya'da çalışabilmek için 3 şart tanımlanıyor. Bu şartlardan ilki, Almanya'da çalışmak isteyen kişilerin Almanya'da denklik verilen bir üniversite ya da mesleki yeterlilik diplomasına sahip olması ve bir şirketten iş teklifi alması gerekiyor. İkinci olaraksa ilgili bir iş alanında en az 2 yıllık tecrübenin yanı sıra mesleki eğitim ya da diploma şartı aranıyor. Üçüncü ve ilk defa uygulanacak şart ise henüz iş bulamamış ama iş bulma potansiyeli olan kişilere fırsat kartı verilecek. Bu üçüncü gruptaki nitelikli göçmenler için puan sistemi getiriliyor. Puan sistemi hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor. Almanya'nın Ukrayna'yı askeri olarak uzun vadeli desteklemek için 12 milyar euro ayırdığı bildirildi. Alman haber ajansının haberinde Federal Meclis Bütçe Komisyonu'nun Ukrayna'nın askeri malzeme ile desteklenmesi için 12 milyar euro tahsis ettiği kaydedildi. Haberde bu miktarın 3.2 milyar eurosunun 2023 yılında geri kalan 8.8 milyar euronun 2032'ye kadar kullanılacağı belirtildi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, komisyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada 12 milyar euronun 4 milyar eurosu ile Alman Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'ya verdiği silah ve diğer malzemenin yeniden alınacağını söyledi. Pistorius, 8 milyar euronun da Ukrayna'nın desteklenmesi için harcanacağını ifade ederek bu kararla Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı mücadelesinde Ukrayna'nın yanında olduklarını gösterdiklerini kaydetti. Sosyal Demokrat Parti, Federal Meclis Bütçe Komisyonu üyesi Andreas Schwarz ise Almanya 1. Televizyon kanalına yaptığı açıklamada yardıma ihtiyaç duyduğu sürece Ukrayna'yı destekleyeceklerini belirtti. Şivat, yardımın hava savunma, zırhlı araçlar ve koruyucu teçhizatın alınmasıyla ilgili olduğu bilgisini paylaştı. NATO'ya Finlandiya'nın katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. Görüşmeler sonrasında Finlandiya'nın NATO üyeliği genel kurulda kabul edildi. Böylece NATO üyelerinin tamamı Finlandiya'nın ittifaka katılım protokolünü meclisten geçirmiş oldu. Türkiye ve Macaristan dışındaki ülkeler aylar önce bu protokolü mecliste kabul etmişti. Macaristan ise hafta başında protokole meclis onayı vermişti. Türkiye'nin nihai onayının ardından Finlandiya'nın önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günü Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısında büyük olasılıkla NATO'nun 31. üyesi olarak ilan edilmesi bekleniyor. Alman basın ajansı DPA'nın Brüksel'den diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Finlandiya'nın NATO'ya kabulüne ilişkin henüz yerine getirilmeyen bazı formalitelerin önümüzdeki günlerde tamamlanabileceği ve Finlandiya'nın kabulüne karar verilebileceği belirtildi. Aynı kaynaklar Finlandiya bayrağının Brüksel'deki NATO karargahında törenle göndere çekilmesinin beklendiğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağı bildirildi. NATO kaynaklarından edinilen bilgilere göre tamamlanamayan formalitelerden biri de Türkiye'nin Finlandiya'nın katılım protokolünün onaylandığını resmi olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'na bildirmesi. Almanya Anayasa Mahkemesi 16 yaşından küçük çocukların yurt dışında yaptığı evliliğin 18 yaşından itibaren geçerli sayılması gerektiğine karar verdi. Verilen kararda buna göre söz konusu yasayla ilgili değişikliğe gidilmesi gerektiğine hükmedildi. Mahkeme bunun 30 Haziran 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesini istediklerini bildirdi. Anayasa Mahkemesi yaptığı açıklamada söz konusu yasada yapılacak olan değişiklikle ülke dışında yapılan evliliğin geçerli sayılması için düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca nafaka ödemeleriyle ilgili de kuralların da yer alması gerektiğinin altını çizdi. Almanya'da son olarak 2017 senesinde çocuk evlilikleri ile ilgili çıkan kararda ülke dışında yapılan evliliklerde eşlerden bir tarafın 16 yaşından küçük olması durumunda söz konusu evliliğin Almanya'da kabul görmeyeceği kabul edilmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a pislik diyen kadın gözaltına alındı. Sarı Yelekliler hareketinin temsilcilerinden bir kadın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için yaptığı paylaşım nedeniyle polislerce yakalandı. BFM TV'nin haberine göre söz konusu kadın valinin şikayeti üzerine evine gelen polislerce gözaltına alındı. Kadının Macron'un tartışmada emeklilik reformuna ilişkin Fransız televizyonlarına konuştuğu 22 Mart'tan bir gün önce Facebook üzerinden onu kastederek pislik yarın 13'te sizlerle hiçbir kıymet verilmeyenlere seslenecek. Pisliği sadece televizyonlarda görebiliyoruz yazdığı belirtiliyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki sol grup milletvekilleri Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binası önünde gösteri yaptı. Fransa'daki polis şiddetini durdurun yazılı dövizler taşıyan 20'den fazla milletvekili Fransız polisini protestoculara gaddarca davranmakla suçladı. Avrupa Parlamentosu'ndaki sol gruptan yapılan açıklamada da Fransa'da halk demokratik gösteri hakkını kullanırken polis şiddetiyle karşılaştılar. Bugün Avrupa Parlamentosu milletvekilleri parlamentodan polis şiddetine karşı bir mesaj vermektedir. Şiddetin bahanesi olamaz, gücün suistimal edilmesine göz yumamayız ifadesine yer verildi. Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasında içeren ve hükümetin mecliste oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği tartışmalı emeklilik reformuna karşı bir süredir gösteriler ve grevler düzenleniyor. İngiltere'nin başkenti Londra'nın en çok ziyaret edilen müzelerinden Victoria ve Albert'te toplu iftar programı düzenlendi. Ramazan Çadırı projesi tarafından ülkede geleneksel hale getirilen açık iftar etkinlikleri kapsamındaki programa 400'ün üzerinde kişi katıldı. Ramazan Çadırı projesinin kurucusu Omar Salha, bu sene projenin 10. yıl olduğunu söyledi. Bu kapsamda İngiltere'deki 10 farklı şehirde Ramazan boyunca iftar etkinlikleri düzenleyeceklerini belirten Salha, bu kentler arasında Londra, Birmingham, Manchester ve Cambridge'in de bulunduğunu ifade etti. Salha bu yıl ilk kez ünlü Shakespeare's Globe Tiyatrosu, Chelsea futbol takımının Stamford Bridge Stadı ve Brixton and Hove Albion Futbol Kulübü'nün Amerikan Express Community Stadında yapılacak iftarın en büyüğünün ise Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda düzenleneceğini kaydetti. Yardım kuruluşu İslamik Relief ile Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gıda desteğinde bulunmak için yardım topladıklarını da anlatan Salha, Tüm Ramazan çadırı projesi olarak geçmiş olsun Türkiye ve hayırlı Ramazanlar demek istiyorum ifadelerini kullandı. Ramazan çadırı projesinin yöneticilerinden Dovşan Kumzahta, da yabancıları arkadaşa çeviriyoruz ve topluluk hissinin oluşmasını sağlıyoruz diye konuştu. İkonik ve tarihi mekanlarda iftar programları düzenleneceğini anlatan Humza, bu yıl futbol kulüplerinden önemli bir katılım var. Pazar günü Chelsea Vakfı ve futbol kulübüyle işbirliğimiz sonucunda bir Premier Lig takımının stadında yapılan ilk iftar etkinliğini düzenleyeceğiz dedi. Humza, Chelsea ve Brighton kulüplerinin stadyumları dışında Aston Villa ve Queen's Park Rangers kulüplerinin statlarıyla Wembley Stadyumunda iftar programları yapılacağını sözlerine ekledi. Yanın Kulu ilçesine bağlı Celep mahallesindeki Şükrü Şahin'e ait bakkala Mahalle muhtarı Yaşar Güven'in aracılığıyla ulaşan hayırsever bir Avrupalı Türk, Ramazan ayı içerisinde veresiye defterinde kayıtlı 45 bin lira borcun tamamını ödedi. Celep Mahalle Muhtarı Yaşar Güven, KON TV'ye yaptığı açıklamada gurbette yaşayan bir vatandaşımız mahalle bakkalında veresiye defterinin olup olmadığını sordu. Ben de olduğunu ilettim. İsmini söylemek istemeyen gurbetçimiz daha sonra mahallelinin yaklaşık 45 bin lira civarındaki tüm borcunu ödedi. Hayırsever gurbetçimizden Allah razı olsun. Mahalle sakinleri durumu öğrenince çok mutlu oldular dedi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği her yıl olduğu gibi bu yılda kurum çalışanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Köln Ditip Merkez Camii konferans salonunda verilen iftar yemeğine yönetim kurulu üyeleriyle Genel Merkez ve Sosyal Dayanışma Merkezi setes personeli katıldı. DİTİP ve STSU çalışanlarıyla ailelerinin Ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başlayan DİTİP Genel Başkanı Doktor Muharrem Kuzey. Rabbim inşallah bizleri böyle güzel sofralarda bir araya getirsin. Hayırlı ve iyiliklerle buluştursun. Sosyal dayanışmanın ve paylaşmanın arttığı, birlik ve beraberlik ruhunun canlandığı müstesna bir zaman dilimi olan Ramazan ayına erişmenin hazını yaşıyoruz. Rabbim inşallah gayesine uygun bir şekilde Ramazan ayını idrak etmemizi hepimize nasip eylesin dedi. Türkiye'de yaşanan acı deprem felaketinin DİTİB'in hizmetlerinin yönünü ve çehresini değiştirdiğine dikkat çeken Kuzey, Ramazan-ı Şerif ayına giriyoruz derken yüreklerimizi dağlayan bir hadiseyle karşı karşıya kaldık. Türkiye'mizde yaşanan elin bir deprem hadisesi yaşadık depremin ardından yaralarını sarmak için teşkilat olarak Almanya genelinde nakdi yardım kampanyası başlattık. Nakdi yardımın yanında evleri yıkılan veya ağır hasarlı olması nedeniyle evlerine giremeyen ailelerin ve soğuk kış şartlarında özellikle çocukların konaklayabilmesi için konteyner konuttan oluşan yerleşim merkezi kurmak için konteyner kampanyamız oldu. Diyanet Vakfımızın koordinatörlüğünde yaklaşık 1000 konteyner kontumuzu şu anda yerleştirdik. Ramazan ayı bitinceye kadar en azından 2500 konteynerimizi daha bölgeye yerleştirmeye hedefliyoruz. İftarımı ve sahurumu kardeşimle paylaşıyorum temasıyla bölgedeki depremzede kardeşlerimize iftar ve sahurluklar hazırlamaya gayret gösterdik. Bunun çabası içerisine girdik. Bölgeye giden gönüllü ekibimiz oradaki organizasyonları tamamladılar. Günlük 15 noktada yaklaşık 15 bin kardeşimizle iftar sofrasında lokmamızı paylaşıyoruz. Bu inşallah Ramazan ayı bitinceye kadar devam edecek. Yine gönüllülerimiz de ihtiyaç sahiplerine Ramazan kumanyaları dağıtıyoruz. Dünyanın dört bir tarafına dağıttığımız kumanyaları bu sene deprem bölgesi için belirledik ve oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Ramazan-ı Şerif ayında deprem bizim hizmetlerimizi ve çalışma alanımızı şekillendirdi ve değiştirdi. 15 bin aileye iftar ve suhri ikramı yaparken Ditip adına hakikaten gurur duyduğumu ve bu hizmetin içerisinde olmaktan, bu hizmetin bir tarafından tutmaktan dolayı mutlu olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum ifadelerini kullandı. Ditip ailesi olarak bu zamana kadar çok güzel hizmetlere imza atıldığına vurgu yapan Kuzey, bu hizmetleri sizlerle beraber yürütüyoruz. Biz Ditip ailesi olarak Almanya'da referans bir kurul olma gayreti içerisindeyiz. İslam dininden söz açıldığı zaman İslam dini adına konuşulduğu zaman orada söz sahibi olan, referans alınan ve gösterilen bir kurum olma gayreti içerisindeyiz. Zaten öyle olduğumuzu düşünüyoruz ve bunu da muhafaza etmek için gayret göstermeye çalışıyoruz. Bunun için bu referans olma noktasında DİTİP Genel Merkezi'ne ciddi anlamda düşen görev ve sorumlulukları hep beraber paylaşıyoruz. Görev ve sorumluluğumuz bu anlamda büyük, ama neticesi anlamında da bir o kadar onur verici, bir o kadar bizleri mutlu ve memnun eden bir hizmetin içerisindeyiz diye konuştu. Kuzey sözlerine şöyle devam etti. Vakıf geleneği bizim kültürümüzde, bizim dinimizde çok anlamlı ve çok derin kökleri olan meclislerdir. Peygamber Efendimizle birlikte başlayan ve günümüze kadar gelen bir hizmetin devamıyız. Vakıf hizmetinde bulunmak onur vericidir. Bu müesseseleri kuran büyüklerimiz alın teriyle, gözyaşlarıyla bu mabetleri kurdular ve bizlere emanet ettiler. Rabbim kendilerinden razı olsun. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olan, hizmete devam eden sizlere ve binlerce gönüllülerimize de huzurlu, sağlıklı ve bereketli ömürler nasip etsin. Konuşmaların ardından okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan Türkiye Tek Yürek kampanyasında 15 Şubat akşamı canlı yayınlanan televizyon programlarına bağlanarak kendisinin veya şirketinin adıyla taahhütte bulunan birçok ismin yardım paralarını henüz yatırmadığı öğrenildi. Habere göre taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 liradan şu ana kadar sadece 74 milyar 200 milyon lirasının AFAD'ın hesabına yatırıldığı belirtildi. AFAD yetkilileri yardım kampanyasına katılma sözü veren ve şu ana kadar ödeme yapmayanlarla iletişime geçtiklerini belirterek bağış yardım konusu isteğe bağlı bir zorunluluk söz konusu değil. Sözü verip sonradan bu sözünü yerine getirmeyenlerle ilgili etik ve ahlaki bir durum ortaya çıkıyor dedi. Ulaşılan bu kişiler ise farklı bahaneler öne sürdü. Binam var, kamulaştırırsanız söz verdiğim parayı yatıracağım, ani ödemem çıktı ödeyemiyorum, para bekliyorum aldığımda ödeme yapacağım ve konteyner alacağım veya kalıcı konutlara destek olacağım gibi gerekçeler sundukları öğrenildi. AFAD'ın ilerleyen süreçte ödeme yapan kurum ve kuruluşların listesini yayınlayacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların ifşa edileceği belirtildi.